Vay canına, müthiş bir çocuk değil mi? Saatlerce konuşmasını dinleyebilirim. Dolabıma kadar eşlik ettiğin için teşekkürler. Sadece kitaplarımı alacağım. Oh. Çığa dikkat et Jennifer. Oh, ne dağınıklık. Bekle, nereye gidiyorsun? Anlaşılan dağınıklığın erkek arkadaşına mal oldu Jen. Bu gülümsemeyi özleyeceğim. Of! Anlaşılan artık nihayet ortalığı toplama vakti geldi. Elinde eski bir patates kızartması kabı mı var? Onu bir mıknatısla dolabının kapağına tutur. Kalemlerden fosforlulara her şey yerli yerinde olacak. İşte bir göz ziyafeti. Gördüğün hoşuna gitti galiba. Sanırım tam bir düzen delisiyim. Pekala. İlişkiye aynen devam. Evet. Kevin'in evindeki film gecesi nihayet geldi. Öf ya, Justin tüm şekerleri yemiş bile. Hadi biraz daha alalım. Ama film izlerken insanların önünden geçmek pek de rahat bir şey değildir. Sonra bir bakmışsın, yerine geri dönmeye çalıştığın için aynı şeyi tekrarlıyorsun. Hey, yeni ayakkabılarıma dikkat et Justin. Ha, tamamdır. Şehri ele geçiren robotlara dönebilirim artık. Öf ya! Yine bittiler. Niye böyle oluyor hep? Sanırım bu kadar hızlı yememem lazım. Görünüşe göre yeni bir şeyler alması gereken tek kişi Justin değil. Dur dostum, Sofia'ya söyle o alsın. Ne de olsa en kenarda oturuyor. Öf ya! Buraya amma sıkışmıştım. Bu aklıma bir şey getirdi bak. Dur ben geliyorum. Bunun gibi boş bir şişem var. Onu aynı bunun gibi 3 parçaya kes ve yepyeni bir şey oluştur. 2 uzun parçayı makasla ortalarına kadar kes. Sonra birbirlerine şu şekilde geçir. Sonra bunun gibi uzun bir vazo al. Dik olarak koy ve az önce hazırladığın kağıt parçalarını içine yerleştir. Şimdi en sevdiğin tatlı atıştırmalıkları içine dök. Ama farklı bölmelere gitmelerini sağla. Hatta her bir bölmeyi farklı bir çikolata ile doldurabilirsin bile. Bir de kestiğin kapak vardı ya, onu da üstüne tak ve kolayca çikolatalarına ulaş. Tamamdır arkadaşlar, çikolatacınız geldi. Şahane olmadı mı? Artık sürekli yeni almak yerine çikolatalarını bitince kolaylıkla vazonun içinden al. Ama içindekilerin dökülmemesi için kapağı sıkıca ve düzgünce kapalı tutmalısın. Hey Justin, arkadaşlarınla da paylaşsan şahane olmaz mı? Ay! Kim bu seni tokayı kanepede böyle bırakmış ya? Oh, canını yakmıştır. Aa! Ayağıma bir şey saplandı. Gördüm seni, baş belası. Of! Derse gitmeden kendime çeki düzen vermem için birkaç dakikam var. Bunları unutmamalıyım. Biraz da makyajımı tazeleyeyim. Kirpikler de ilgi istiyor. Bakalım rimelim şurada mı? Nerede ya? Ay! Ya yine gıcık bir tel topa. Bunlar bana karşı iş mi çeviriyor ne? Her kız başıboş bir tel topanın neler yapabileceğini bilir. Gerçekten istediğin cüzdan veya çantayı boşalt. Tamamen unuttuğun tel topalardan bir cephanelik bulabilirsin. Bak aynen böyle. Keşke onları ortalığa dağıtmak yerine bir arada tutmanın bir yolu olsa. Aa, tik tak varmış. Unutmuştum. Bir dakika. Tel toka derdine bir çözümüm var sanırım. Bunun gibi boş bir şeker kutusunu atmak yerine onu bir toka kutusuna dönüştürmeyi dene. O baş belalarını içine koy, o kadar. Hatta bir ara kutuyu süsleyebilirsin de neden olmasın. Artık ne zaman toka gerekse elinin altında, ayağının değil. Çok sevimli Lana. Neyse, artık gerçekten derse gitmeliyim. Ama mutlaka yanımda bu işe yarar şeyle. Harika görünmüyor mu? İşte alışveriş keyfinden yeni dönmüş birinin yüz ifadesi. Neler aldın? Şu spor ayakkabıları harika değil mi? Tam okul için. Bu müthiş şeyler de kızlarla akşam dışarı çıkmak için mükemmel. Hem de indirimdeydiler, inanabiliyor musun? Yay! Ama hiçbiri tüm ayakkabıların en güzeliyle kıyaslanamaz. Buna hazır mıyız dersin Sofia?
Karşınızda muhteşem pembe saten topuklu ayakkabılar. Son kalan çift. Ah, herkes kıskanacak. Gidip dışarıda dolaşmaya can atıyorum. Sofia, şu güzel ayakkabılarıma bak. Niye bu kadar çok ayakkabı aldın ki? Nereye koyacaksın şimdi onları? Sofia! Ne? Bulurum bir yer işte. Neyse, ama sakın kutuları atma. İşe yarayabilirler. Eğer ortalıkta bir sürü ayakkabı kutusu varsa ve ayakkabılarını da kaldırman gerekiyorsa işte yetiyor. Kutu kapağını yere, içi yukarı gelecek şekilde koy. Sonra da kutuyu kapağın içine dikey yerleştir. İçine ayakkabıları koyduktan sonra kutuları böyle üst üste yerleştir. Artık muhteşem ayakkabılarını karanlık bir dolaba tıkmak yerine görebileceksin. Aferin kızlar. Ya işte temizlik işini 3 hafta ertelersen böyle olur Vicky. Neyse katlamaya başla bari. Aman Vicky. Bir tişörtü katlamam bu kadar mı sürdü? Bu yavaşlıkta yeni yıl anca biter. Yeni ayakkabılarım nihayet geldi. Vay, iyi tutuş. Hey, bir dakika. Hiç giysilerini katlamak için bir kutu kullandın mı? Tişörtü düzlediğin kutunun üstüne önü yukarı gelecek şekilde koy. Yanları içe katla, sonra alt kısmı yukarıya. Üstünü unutma. Bayağı kolay oldu ha. Bu küçük hile katlama süresini yarıya indirdi. Bak nasıl halloluyor. Ve bitti. Aa evet, ikinci partiyi unutmuşum. Sabah demek yumurta yemek demektir. Justin yumurtalarını iki tarafı da pişmiş seviyor. Biraz da tuz atalım. Ah oldu vallahi. Şimdi bunu çevirmek için doğru mutfak aletine ihtiyacım var. Wow, burada aradığını nasıl bulabiliyorsun Justin? O kadar karışık ki. Hiçbir işini zamanında yapamazsın resmen. Aha, sanırım bu işe yarayacak. Eh, denemeden bilemem. Yumurtalarım. Öf ya, biraz fazla pişmişler sanki, ne dersin? Uf, yeniden yapmam gerekecek şimdi. Hey, çöpte ne var? Şunu elimden bırakayım da orada neler oluyor bir bakayım en iyisi. Vay Allah, bunu kim atmış ki? Ama belki de bunu hala kullanabilirim. Bu akıllı tiyoyla eski bir dosyayı tekrar kullanabilirsin. İhtiyacın olan tek şey o üçlü metal aksam. Sıcak silikonu bu aksam uzunluğunda sık. Silikon kurumadan eline al. İstediğin bir dolabın kapağının içine yapıştır. Üç halkada açık olacak şekilde bırak ki istediğin mutfak gereçlerini buralara asabilesin. Böyle akıllıca fikirler hayatı gerçekten kolaylaştırıyor, öyle değil mi? Eline sağlık Justin. Oo, bu yeni ruj sayesinde çok daha dikkat çekiyorum galiba, değil mi? Of tanrım, eşyalarım ne kadar dağınık. Acaba bu kavanoz bir işe yarar mı ki? Kavanozun kapağını ve cam kısmını farklı yerlere koyun. Minik oyuncağı alın ve sırt üstü yatırın. Oyuncağın ayaklarının altına sıcak silikon veya tutkal sürün. Daha sonra düz hale getirin ve kapağı yapıştırın. En sevdiğiniz renk sprey boyayla birbirlerine uyumlu hale getirin. Biz güzel bir mavi seçtik. Kuruduktan sonra bu yeni ve şık kapağı geri kapatın ve kavanozun içinde kulak pamuğu gibi şeyleri saklayın. Ne güzel oldu değil mi?